Merhaba arkadaşlar bu videoda random fonksiyonu öğreneceğiz. Random fonksiyonu arkadaşlar bize sürekli yeni değerler farklı farklı değerler üreten bir fonksiyondur. Şimdi random sınıfını kullanabilmemiz için arkadaşlar sizin şurada setedelip.h bir de time.h kütüphanelerini include etmeniz gerekiyor. Şimdi bir rastgele sayı oluşturmak için arkadaşlar ilk önce geliyoruz şuraya srand time yazıyoruz ve bunun içine de sıfırı yazıyoruz. Niye sıran time diye bir şey yazdım arkadaşlar? Bu fonksiyon her program çalıştığında sayının yeniden oluşturulmasını sağlıyor. Yani bellekte tutulan ilk başta çalışan sayı bana geri getirmiyor. Birazdan örnekle açıkladığında çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Random fonksiyon arkadaşlar bize 0 ile 32.767 arasında sürekli değerler üretiyor. Şimdi bakalım ve görelim. Int değer diyelim. Eşittir diyorum arkadaşlar. Şurada rand diyorum. Ve bu şekilde yazıyorum printf ile de %d diyelim, virgül diyelim ve değeri yazdıralım. Siz şurada rand parantezleri açıp kapattığınızda sürekli yeni değer oluşturacaktır. Çalıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 16287 tekrar çalıştıralım. 16303 tekrar çalıştıralım. 16316 Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli farklı değerler üretiyor. Peki ben örneğin 0 ile 10 arasında bir değer üretmek istiyorum veya bir zar var elimde 0 ile 6 arasında değerler oluşturmasını istiyorsa. Ben burada arkadaşlar farklı, farklı bir mantık kullanacağım. Diyeceğim ki gelen sayı arkadaşlar her defasında 6 ile modunu alacağım. Her defasında ben 6 ile modunu alır, alırsam bu gelen sayı her zaman 0 ile 6 arasında olmuş olacak. Lakin her sayı 6'ya tam bölünürse gelen değer 0 olacak ama ben de 0'la 0'dan 6'ya kadar değer istiyorum. Yani 0 dahil olmasın. Onun için arkadaşlar şuraya geliyorum 1 ekliyorum. Yani eğer bir sayı geldi ve bunun modunu 6 ile aldı değer 0 olursa buna 1 ekleyecek. 1 bana verecek. Bunu çalışırsam bu defa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 değerini üretti. Bir daha çalıştıralım. 3 değerini üretti. Bir daha çalıştıralım. 1 değerini üretti. Bir daha çalışalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 değerini üretti. Bir daha bakalım. Bu defa da 2 değerini üretmiş oldu. Buraya eğer ben 10 yazarsam da 0 ile 10 arasında değer üretmiş olacaktı. Gördüğünüz gibi 9 değerini üretti arkadaşlar. 9 değerini tekrar üretti. Tekrar çalışalım. Bu defa 2 değerini üretti. Şimdi ben bunu silersem arkadaşlar sürekli bana aynı değeri verecektir. İlk başta program çalışacak buradan bir değer getirecek ve bu değeri sürekli getirecekti. Buradaki kullanmamın nedenini şimdi bunu yorum satırına alırsam hep beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi şu an iki değerini üretti. Tekrar çalışalım. Gördüğünüz gibi tekrar 2 üretiyor. Tekrar çalıştırıyorum. Tekrar 2 üretiyor arkadaşlar. Yani benim burada srand fonksiyonu kullanmamın nedeni diyorum ki program başladığı andan itibaren yeniden sayı üret. Eski bellekte tutulan sayıyı bana da getirme. Yeniden sayı üret, yeniden sayı, üret, sayı öğret diyorum. Random fonksiyonu genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.